Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz mobil YouTuber nasıl olunur? Yani mobilden, telefon üzerinden YouTuberlık nasıl yapabilirsiniz? Bazı uygulamaları size derledim, onları göstereceğim sırayla. Şimdi ilk baştan şunu söyleyeyim. Siz YouTube kanalınızı vesaire açacaksınız, işte hakkında kısmını düzenleyeceksiniz. Bazı ayarları yaptıktan sonra ben size şunları göstereceğim bu videoda. Hangi programlarla video çekebilirsiniz? İşte ondan sonra montaj programları neler? Küçük resmi hangi programlarla yine yapabilirsiniz? Ve birkaç tane de güzel uygulama hazırladım. Onları göstereceğim. İlk önce şundan konuşalım. Telefon üzerinden neler çekebilirsiniz? Yani bir oyun olur. O oyunu oynarsınız. O şekilde ekran kaydı alır. Yayınlarsınız. Oyun serileri çekebilirsiniz işte. Eğitim videoları çekebilirsiniz benim yaptığım gibi. Ayrıca bir tane daha şey var. Animasyon gibi böyle belgesel videoları da kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yani yapacağınız şeylerin sınırı olmasa da ben size bugün oyun videosu çekmek için olacak şeyleri göstereceğim. Ayrıca bunları eğitimde de kullanabilirsiniz. Animasyona gelirsek o başka videonun konusu. İsterseniz onu da başka videoda gösterebilirim. Laf fazla uzatmıyorum. Direkt karşımızda 3 tane ekran kaydı almak için uygulama var. Birincisi Mobizen, en çok duyduğunuzdur. Herkesten duyarsınız bu uygulamayı. Şu anda Mobizen'le kayıt yapıyorum ben. İsterseniz şöyle bir ayarlarını size göstereyim. 1080p 12 megapiksel 60 fps'te. Bakın bunda Mobizen'in, şöyle bir indireceğim. Mobizen'in Samsung versiyonu var, sürümü var Google Play Store'da. Onu indirirseniz sadece oyunun sesini kaydedebilirsiniz. Bu özelliği gerçekten çok güzel. Dediğim gibi Samsung'a özel bir tane versiyonu var. Tabi telefonunuz Samsung'sa onu indirdiğiniz anda şurada ses kısmında sadece oyunun sesini kaydetme özelliği var. İşte kayıt nereye olsun vesaire, bu ayarlar zaten klasiktir. Sıra geldi As Screen Recorder'a. Hemen tıklayalım. Biraz bekleyeceğiz sanırım. Ben bunu silmiştim sırf videoya özel, size göstermek amacıyla yeniden yükledim. Ayarlar kısmına hemen giriş yapıyoruz. Burada sihirli düğmeyi kullan vesaire, durdurma seçeneklerini, işte telefonun kapatma tuşuna tıklayınca mı kapansın yoksa başka şekilde mi kapansın, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yine çözünürlük ayarları var. FPS 30 var. 60'a kadar da çıkabiliyorsunuz. Bit hızı 12, 16, 24 gayet güzel. Hızlandırma var. Döndürme ayarı, işte dikey video mu eğitimde olduğu gibi yoksa yatay mı, bir oyun videosu çekecekken yatay yaparsınız. Ses kaydetme, bunun bir tane dezavantajı bu. Sadece oyunun iç sesini kaydetmiyor. Yani hem sizi alıyor hem de oyunu alıyor. Yani böyle kullanmak isteyenler de olur tabii ki de. O yüzden bunu eklemişler. Fazla da detayına inmeyeceğim. Dediğim gibi bu da gayet güzel. Hemen çıkıyorum, şunu da şuraya atacağım. Game Launcher. Gireceğim, oyunlarımı da görmüş olun. Şu anda bunlar var, pek bir şey yok ama önemli olan burada. Herhangi bir oyuna girdiğimizde özel bir tane kayıt yeri çıkıyor. Yani kendi özel ekran kaydı uygulaması var. Anlamamış olabilirsiniz. O yüzden ayarlardan göstereceğim. Ayarlara girdik diyelim. Arama kısmına geldik. Game Tools. Zaten ben aramışım. Bekliyoruz. Burada hemen çıktı. Ona tıkladım. Bakın, oyun oynarken kullanışlı olan seçenekler ve özellikler size sunar diyor. Herhangi bir oyuna girdiğinizde, abi gösterelim onu da. Score Hero mesela. Üst bölümü ben kaydıracağım. Bakın Game Tools'un ayarları geldi. Hemen ona tıkladım. Sol altta şöyle yüzen şeyi görebilirsiniz. Bir sefer daha tıklayınca burada oyun esnasında Samsung'un kendi şeyi çıkıyor, uygulaması çıkıyor. Ayarları var şurada. Bir de ona tıklıyorum. Geldik. Videoları kaydet diyor. Girelim. Asıl bölüm burası. Şimdi oyunda herhangi bir resimli kaydedebilirsiniz. Yani oyun sırasında kendi yüzünüz olabilir. Facecam işte. Ses kaynağı,
Mikrofon var, dışarıdaki sesleri kaydeder ve şu var arkadaşlar, bu gerçekten hiçbir uygulamada olmayan bir özellik, efsane bir şey. Oyundaki sesleri kaydedin ve mesela oyundaki sesleri kaydediyor, dışarıdaki sesleri almıyor. Siz telefonunuza kulaklığı taktığınızda, kulaklığı kulağınıza götürdüğünüzde oyundaki sesleri de duyabiliyorsunuz. Bu özellik müthiş bir özellik. Ben çok uzun zamandan beri bunu arıyordum. Bu uygulamada buldum. Bunu kullanabilirsiniz. Çözünürlük ayarlarında 1080p var. 14 işte biti ayarı. Dediğim gibi benim favorim bu. Ondan sonra Mobizen gelir vesaire. Evet, ekran kayıt uygulamaları bu şekilde. İstediğinizi indirip kullanabilirsiniz. Benim tavsiyelerim bu yani. Burada da montaj uygulamalarını sıraladım. İki tane zaten benim kullandığım var. Bence de en iyi bunlar yani. KineMaster daha çok kullanıyorum. PowerDirector da var. Arkadaşlar, KineMaster'a özel ben bir eğitim serisi çektim. Yani bu uygulamayı indirirseniz nasıl montaj yapacağınızı, nasıl render alacağınızı, green screen nasıl ekleyebileceğinizi ve daha birçok şeyi eğitimler halinde çektim. Hemen şu kartlar bölümünden o eğitimi izleyebilirsiniz. Size yani kolaylık sağlar. Dediğim gibi bu iki uygulamada gayet işinizi görür. Gelelim PixArt ve Backgrounder Eraser'ın bulunduğu bölüme. Bunlar resim yapma, işte videolarınızın thumbnail'lerini, küçük resimlerinizi bunlarla halledeceksiniz. Uygulamaların içlerine fazla girmiyorum. Başka videolarda gösteririm eğer isterseniz. Yorumlar kısmına siz yazın. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Onların da videolarını çekerim. Şimdi PixArt'tan kolay bir şekilde işinizi halledebileceksiniz. Background Eraser'dan ise bir tane fotoğrafın arka planını silebileceksiniz yani. Bu da gayet güzel. Sağ tarafa kaydırdım. Son olarak buradaki 3 uygulama. Aslında şu YouTube Studio en önemlisi diyebilirim. İşte gelirlerinizi buradan kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra videolarınızın kaç izlendiğini, hangi saatler arasında izlendiğini birçok istatistik size sunuyor. Bunu kesin indirin. Yanındaki Screen Timeout. Şimdi videoyu çektiniz vesaire, her şey tamam. Videoyu yüklerken ekranı sürekli kapanacaktır telefonunuzun. Ekran aşımı süresi mesela 5 dakika oluyor vesaire, işte en fazla neye kadar çıkıyorsa o bile size yetmiyor. Ekranı bir anda kapanıyor, yüklemeniz yarım kalıyor vesaire. Bu yüzden Screen Timeout'u eğer indirirseniz, hemen şöyle girelim. 8,5 saate kadar ki siz buradan kendiniz edit deyip bunu da daha da uzatabiliyorsunuz. Yani video yüklemeleriniz bayağı uzun sürerse ekran kapanmasın diye telefonun, bunu indirip işte buradan 8,5 saat mesela telefonun ekranı açık kalsın. Bu abartı da, en çok yani istediğiniz kadar buradan uzatabiliyorsunuz. Hemen bundan çıkacağım. What the font? Ben bunun yine videosunu çektim. Yazı fontlarını öğrenmenize yardımcı oluyor. Mesela bir resimde, herhangi bir resimde bir yazı gördünüz ve fontu çok hoşunuza gitti diyelim. Thumbnail'inizde bunu kullanmak istiyorsunuz. Bu yazı stilini nasıl bulabilirim diyeceksiniz. Hemen bu uygulamaya gireceksiniz ve yazıyı kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Bunun da dediğim gibi kartlar bölümünde videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim, video çekerken sesinizi kullanın. Boş düz ekranın böyle oyunun videosunu çekip de kanala atmayın. Yani izleyecek kişi sayısı gerçekten az olur. O yüzden konuşmaya bakın. Eğer böyle benim yaptığım gibi en iyi mobil oyunlar vesaire sessiz videolar hazırlıyorsanız kanalı full onunla alakalı yapın. Full direkt o tür videoları atmaya başlayın. Yani demek istediğim şu, bir konuya yoğunlaşın. Herhangi bir alanda Android'de işte ne yapmak istiyorsanız, oyun videoları çekiyorsanız full oyun yapın. Android eğitim karışık vesaire yapıyorsanız benim gibi yapın. Sevdiğiniz şeyleri insanlara sunmayı tercih edin arkadaşlar. Gerçekten bir videoyu yani YouTube'a atarken de içinize sinmediyse o videoyu atmayın arkadaşlar. Yani resmini falan yaptınız, o videonun içeriği eğer sizin içinize sinmediyse o videoyu silin. Bakın gerçekten silin o videoyu. Uğraştınız, montajını falan yaptınız ama iyi olmadığını düşünüyorsunuz diyelim. O videoyu silin. Çünkü eğer sizin hoşunuza gitmediyse millet de beğenmeyecektir. Bakın bundan emin olabilirsiniz. Bir kişi benden rica etmiş, abi mobil YouTuber nasıl olunur vesaire diye. Ben de bu şekilde size biraz anlatmak istedim. Umarım işinize yarar. Bir dahaki Android eğitim videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.